Acım tarifsiz. Deprem bölgesini karış karış gezdim. Üst üste gittim. Yine deprem bölgesine arkadaşlarımla beraber gideceğim. Milletvekili ekiplerimiz depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde. Başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, gönüllülerimiz orada. Hepsi özveriyle çalışıyorlar. Ancak gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil. Dehşet içindeyim. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm. Evlat kaybetmiş annelere sarıldım. Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla ağladım. Enkaz altında kalan, sevdiklerinin sesini duyan, çaresiz kalan kadınların feryatını dinledim. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. Devlet nerede diye haykıranları duydum. Her gittiğim bölgede bunlar kulaklarımdan silin. Bu millete devlet nerede diye sordurttum. Yerli ve milliden devlet nerede noktasına geldi. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, yıkım, çöküş, liyakatsizlik, rüşvet, her türlü değerden kopma, yağma, hırsızlık. Devlet nerede sorusu bunları akla getirdi. Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi. Tek adam rejimi devleti felç etti. Gördük, tek adam rejimi karar marar alamadı. Bunu bir kere görmedi. Defalarca gördü. Hırsları ile paralize etti devleti. Bu kadar da olmaz. Devlet yönetilmiyor, devlet yok ediyor. Hiç kimse unutmasın. Bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdı. Ve onun bu ülkeye dayattığı rejim. Gördüğüm tablo. Asla koordine olamadılar. En kritik saatlerde geç kaldılar. En kritik saatler tabii ki ilk 12 saat. İlk 24 saat. Hadi bilemedin ilk 48 saat. İnsanlarımız donarak öldüler. Utanarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum ama gerçekleri konuşmak zorundayım. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üstüne taşırız diye, sorumluluk almayız diye özel bir çaba harcadılar. Bunu düşünmeye başladılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu. İnsanlarımız enkaz altında inlerken kahraman ve eğitimli mehbeçiğimiz kışlalarında bekletildi. Akıl alacak şey değil. Durumun vahameti ortaya çıkınca zaten olmayan akli melekelerini tümüyle kaybettiler. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine olduğu alan sosyal medyaydı. Sosyal medyada yasak getirdiler. Ağırlaştırdılar. Gelen taleplerin %60'ı kesildi değerli arkadaşlarım. Soru soran gençleri, bunda da kalmadılar. Soru soran gençleri, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkardılar. Ya hepimizi tutuklayın ya hepimizi serbest bırakın deyince serbest bıraktılar. Haber kanallarına sorumluluğu hafifletme talimatı verdiler. Kalemi kırılmış kişiler isyan eden vatandaşlarımızın önünden mikrofonlarını çektiler. Daha da acısı bir de çıkıp vatandaşlara kader planı dediler. Onlara göre senin kader planında molozlar var, donarak ölme var. Erdoğan'ın ve şürekasının kader planında ise ışıltılı hayat ve saraylar var. Kimse de sormadı. Japonya'da bu kader planı Türkiye'den farklı bir şekilde neden çalışıyor? Tüm bu rezaletler yetmedi. İletişim Başkanlığı'nı devreye koydular. İletişim Başkanlığı hemen en çok takipli hesapları satın almaya başladı. Kampanya çalışmışlar. Siyaset üstüler reklam kampanyasına başladı. Asrın felaketi kampanyasını öne sürdüler. Sosyal medya hesapları açıldı. Yandaşlara emirler verildi. Bölgede hala arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen Erdoğan kendi iletişiminin koordinasyonuna düşmüştü. Bir video devreye soktular. Korkun belgesel sesiyle kendilerini aklamaya başladılar. İnsanlar molozlar altındayken belgesel tadında efektli video servis etmeye başladılar. Allah bunlara akıl fikir versin. Gerçekten akıllarını kaybetmişler. Çok para harcamışlardır ama hata üstüne hatalar yaptılar. Hemen videoyu geri çektiler, rezalete son verdiler. Aslında biz bu iletişim başkanlığını daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Göbels bunları bir defa yapmıyordu. Yeni ekonomi modeli dediler, işsizlik fırladı. Enflasyonla topyekün mücadele dediler, enflasyon uçtu. Türkiye yüzyılı dediler, şimdi asrın felaketini konuşuyorlar. Erdoğan ve emrindeki iletişim başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa halka hemen bir reklam ve kavram servis etmeye başlıyor. Halkımız devlet nerede diye haykırırken ortaya koyabilecekleri tek şey koskoca bir yalan makinesi. Yaptıkları PR acizliklerini ve rezaletlerini
normalleştirme çabalarıdır. Artık yetti. Milletin canına tak et. Asrın felaketi demiş beyefendi. Size asrın felaketi nedir? Onu ifade edeyim, onu anlatayım sevgili halkım. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadı. Hepsinde beceriksizliğiyle bir önceki felaketi aratır oldu. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk ve devletsizlik asrın felaketi, asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Bu asrın iş bilmezliğidir. Asrın tedbirsizliğidir. Asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar açıklanandan çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği ve 84 milyar dolarlık bir hasar tespitinden söz ediyorlar. Düşünün, vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama ya Allah rızası için bir kişi bile istifa etmedi. Ya bu nasıl bir sorumluluk anlayışı? 30 bini aşkın kişi hayatını kaybeder. Bir kişi ve şürekası devleti yönetir ama bir tek Allah'ın kulu ya benim vicdanım var kardeşim, benim sorumluluğum var deyip istifa etmez. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir koltuk merakıdır bu koltuk merakı? Nasıl bir rant anlayışıdır bu? Akıl mantık alacak şey değil. Açıkça söylüyorum, rüşvet ve yandaş politikalarının afı mafı olmaz. İnsafsızları, rantçıları, torba yasalarla ödüllendirenler vicdan azabı çekmiyorlar. Size o izinleri kim verdi? Size kim gidip bunları denetlemeyin talimatı verdi? O imzaları kim attı kardeşim? Bu yıkılan binaların imzalarını kim attı? Hepsi çıkacak ortaya. Halkıma söz veriyorum, asla ve asla yakalarını bırakmayacağım ve tamamının hesabını soracağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, hesabını sormak benim boynumun borcu olacak değerli arkadaşlarım. O kadar saçmaladılar ki akılsız bir sürü işe devam ettiler. Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikleri yetmedi. Şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. Sadece İstanbul'da 750 bini aşkın konut boş duruyor zaten. Turizm sektörümüzün kapasitesi 1 milyon 600 bin. Gençlerimizin eğitim kalitesini düşürmeye, bu ülkenin geleceğini mahvetmeye sizin ne hakkınız var? Derhal üniversiteleri açın. Öğrenciler yurtlarında kalsınlar. Zaten doğru dürüst yurtta yok. Büyük şehirlere gelecek derse halkıma söz veriyorum. Büyük şehirlere, bizim belediye başkanlarımızın olduğu büyük şehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz. Akıl dışı işler yapıyorlar. Bu kadar beceriksizliği hayatımda hiç görmedim. Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada. Tıpkı anayasa 101. maddede olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de YSK'da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur. Böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse, yani Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse, demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Bir daha ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse, demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Kendilerine şimdiden buradan ifade edeyim. Şimdi Erdoğan çıkmış, bana bir yıl daha verin mesajıyla ortadan. Geziniyor, bana bir yıl daha verin. Bu ülke sana tam bir yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, sana tam 20 yıl verdi. Artık bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez. Şimdi iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına meselesine gelelim. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve bu beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve bu beceriksiz sistemin de aslında bir yıkılış. Ama Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade et. Değişmesi gereken bir iktidar ama bu iktidarı biz değiştiririz. Halkın oylarıyla bu beceriksiz iktidarı, ülkenin başına felaket gibi çöken bu iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Değişmesi gereken
Bir zihniyet var. Zihniyeti değiştireceğiz. Bu zihniyet tek adam zihniyetidir. Ranttan bana pay düşsün. Her şey Rabbena hep bana anlayışını kesinlikle bitireceğimiz bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Hangi yandaşın, hangi ihaleden ne kadar pay koparacağının hesabı mutlaka ama mutlaka sorulmalı. Açgözlülük zihniyetini değiştireceğiz. Biz her birimiz elimizi taşın altına koyacağız. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. İmar hafları asla ve asla talep edilmeyecek. Yalandan, hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arınacağız. Bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza kavuşacağız. Kurallara ve bilime uyacağız. Akla ve bilime uyacağız. Daha sonra refah dolu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Milletimizden çalınan 418 milyar doları kuruşu kuruşuna tahsil edeceğiz ve bu milletin cebine koyacağız. Bu parayla her şeyi, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bir de yatırım taahhütleri alıyoruz. Bunu da altını çiz. Yatırım taahhütleri alıyoruz. Çok sayıda yatırımcı kapıda bekliyor. Sorun şu. Para var ama dürüst insan yok. Paranın olduğu yere dürüst insanlar da gelir. Dürüst insan olduğu yere paralar da gelir. Çünkü harcadığınız her kuruşun hesabını millete vermek bizim onurlu bir görevimizdir. Şerefli bir görevimizdir. Bu bir zihniyet değişimi, zihniyet dönüşümü demektir. Dürüst ekipler, dürüst siyaset, ahlaklı siyaset bu parayla Türkiye'yi hızla toparlar. Yeter ki 2. yüzyılda cumhuriyetimizi akılla, bilgiyle, bilimle, hürriyetle, adaletle, vicdanla baştan kurmaya çalışalım. Bunun için büyük bir değişimi başlatmak zorundayız. Net bir çizgi çizeceğiz artık. Halkıma bütün yüreğimle sesleniyorum. Vaat ettiğim değişimle yeni bir çizgi çizmek zorundayız. Herkes düşünüp bu bağlamda tercihini yapmak zorunda. Halkımıza mezar olan çürük rant düzeni bir yana, temiz ve ferah bir yana, bir avuç çeteyi zenginleştiren sistem bir yana, vatandaşı için çalışan devlet bir yana, hırsızlık ve bencillik bir yana, birlik ve insanlıktan yana olma bir yana. Herkes tarafını buna göre seçsin. Çünkü kaybedecek bir dakikamız bile yok.